Şerefen örgü dünyasına hoş geldiniz. Hem bayan hem de erkek örgülerine uyacak bir model anlatmak istiyorum. Orta kalıpta bir ip kullanıyorum. 3 numara şiş ile modelimi anlatmak istiyorum. Modelim 10 ilmek ve katlarından oluşuyor. 10 ilmek ve katlarını ayarladıktan sonra 2 tane kenar ilmeği ilave etmeniz lazım. Ben 22 ilmek üzerine model anlatımını yapmak istiyorum. Kenar ilmeğini örmeden aldım. Sonraki 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 tane ilmeğimi düz ördüm. Kenar ilmeğinden sonra 2, 4, 6, 8 ilmek ördüm. 9. ve 10. ilmeğimi tersten girerek kesiyorum ve ilmeğimi sağ tarafa yatırmış oluyorum. Eksilen ilmeğin yerine bir tane dolayarak artırıyorum ve ikinci modele geçiyorum. İkinci model için de aynı şekilde 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 ilmeğimi düz olarak örüyorum. Sonraki 2 ilmeğimi tersten girerek birlikte kesiyorum. Eksilen ilmeğin yerine bir tane ilmek dolayarak artırıyorum. Kenar ilmeği ile ön yüzden ilk sıramı tamamlıyorum. Şimdi örgümün arka tarafındayım. İkinci sıradayım. Kenar ilmeğini aldım. Arka tarafta artırarak oluşturduğumuz ilmeğimizi ters ördükten sonra hemen bir tane ilmeğimizi doluyoruz. İpimizi ön tarafa alıyoruz. İki ilmeğimizi birlikte ters örerek kesiyoruz. Tekrar kalan ilmekleri ters olarak örmeye devam ediyorum. Burada dolayarak artırdığım ilmeğe geldiğim zaman bu ilmeği önce ters olarak örüyorum. Bu ilmeği ördükten sonra bir tane ilmek doluyorum ve iki ilmeği birlikte ters örerek kesiyorum. Sonraki ilmeklerimi ters örerek arka taraftan örgümü tamamlıyorum. Örgümün tekrar ön tarafındayım. Kenar ilmeğini aldım. 1, 2, 3, 4, 5, 6 tane ilmeğimi düz örüyorum. Burada kestiğim ilmeklere geldim. Son 2 kalan ilmeğimi birlikte tersten girerek kesiyorum. Şimdi burada bir sıra ilmeğimi verev olarak bu şekilde devam edip oluşturdum. Şimdi tekrar aynı şekilde ikinci sıra verev ilmeğimi oluşturmak istiyorum. İki ilmeği kestikten sonra bir tane ilmek dolayarak artırıyoruz. Sonraki iki ilmeği tekrar tersten girerek kesiyoruz. Her kesme işleminden hemen sonra bir tane ilmek dolayarak artırıyoruz. İkinci modele geçtim. Tekrar 2, 3, 4, 5 ve 6. ilmeğimi düz ördüm. Sonraki 2 ilmeği tersten girerek kesiyorum. Kestikten sonra 1 ilmek dolayarak artırıyorum. Tekrar sonraki 2 ilmeğimi tersten girerek kesiyorum. Ve 1 ilmek dolayarak kenar ilmeğimi örüyorum. Ön yüzden örgümü tamamlıyorum. Tekrar arka taraftayım. Kenar ilmeğini aldım. Burada arka tarafta dikkat etmemiz gereken tek husus, artırdığımız ilmeği önce ters örüyoruz. Sonrasında bir ilmek doluyoruz ve iki ilmeği birlikte kesiyoruz. Arka tarafta önce ilmeğimizi dolayarak artırıyoruz. Sonra kesme işlemini yapıyoruz. Ve bu verev giden çubuklarımızı arka tarafta da devam ettiriyoruz. Diğer ilmekleri ters örerek geliyorum. Dolayarak artırdığım ilmeğime gelince bunu önce ters örüyorum. Sonra bir ilmek doluyorum. Sonra kesme işlemi yapıyorum. Tekrar bir ilmek doluyorum. Ve bir ilmeğimi keserek yok ediyorum. Kalan ilmeklerimi ters örerek tamamlıyorum.
Verem şeklinde iki çubuğumuzu oluşturmuş olduk. Tekrar örgümün ön yüzündeyim. Kenar ilmeğini aldım. 1, 2, 3, 4 tane ilmeğimi düz olarak örüyorum. Sonraki iki ilmeğimi tersten girerek kesiyorum. Bir ilmek doluyorum. Sonraki iki ilmeğimi tekrar tersten girerek kesiyorum. Bir ilmek doluyorum. Burada bakın önde doladığım ilmek, arkada ördüğüm ilmek var. Bunları tersten girerek birlikte kesiyoruz. Her kesmeden sonra bir tane ilmek artırıyoruz. 1, 2, 3, 4 tane ilmeğimi düz olarak ördüm. Sonraki iki ilmeğimi birlikte kesiyorum. Kesme işleminden sonra bir tane artırıyorum. Sonraki iki ilmeğimi birlikte kesiyorum. Kesme işleminden sonra bir tane artırıyorum. Ve son iki ilmeğimi de birlikte tersten gelerek kesiyorum. Kesme işleminden sonra bir tane dolayarak ilmek artırıyorum. Şimdi örgümün arka tarafındayım. Kenar ilmeğini aldım. Doladığım ilmeğimi önce mutlaka ters örüyorum. Sonra bir ilmek doluyorum. Önce artırıyorum. Sonra ilmeğimi kesiyorum. Önce artırıyorum. Sonra ilmeğimi kesiyorum. Önce artırıyorum. Bakın burası son kesme işlemi yaptığım yer. İlmeğimi kesiyorum. Ve kalan ilmeklerimi ters örerek devam ediyorum. Aynı şekilde sondaki artırma ilmeğini ördükten sonra önce bir ilmek doluyoruz. Sonra ilmekleri ikişer örüyoruz. Kalan ilmeklerimi örerek sıramı tamamladım. Bu şekilde verev çubuklarımızı 1, 2, 3 tane çıkartmış olduk. Devam ediyoruz. Kenar ilmeğini aldım. Bu defa 2 tane ilmeğimi düz örüyorum. Sonraki 2 ilmeğimi birlikte tersten girerek kesiyorum. Ön yüzde önce ilmek kesiyoruz, sonra artırıyoruz. Önce ilmeğimizi kesiyoruz, sonra artırıyoruz. Önce ilmeğimizi kesiyoruz, sonra artırıyoruz. Tekrar önce ilmek kesip sonra artırarak modelimizi tamamlamış oluyoruz. İkinci modeli de aynı şekilde aynı işlemleri yaparak örüyorum. Örgümün arka tarafındayım. Kenar ilmeğini aldım. Dolayarak artırdığım ilmeğimi ters ördükten sonra bir ilmek doluyorum. İki ilmeği birlikte kesiyorum. Bir ilmek önce artırıyorum. Sonra kesme işlemi yapıyorum. Önce artırıyorum. Sonra kesme işlemi yapıyorum. Bakın burası ajurlu bölümün sonu. Tekrar bir ilmek artırıyorum. Kalan iki ilmeğimi keserek devam ediyorum. Arka tarafta önce artırıp sonra kesiyoruz. Ön tarafta ise önce kesip sonra artırıyoruz. Örgümün tekrar ön yüzündeyim. Kenar ilmeğimi aldım. Hemen ilk ilmeğimi tersten gelerek kesiyorum. Sonra artırıyorum. İlmeklerimi aynı şekilde ikişer olarak kesiyorum. Arkasından artırıyorum. Artırdım. İkinci modele geldim. Aynı şekilde devam ediyorum. Önce kesiyorum. Sonra artırıyorum.
Örgümün arka tarafına geçtiğim zaman bu sırada herhangi bir işlem yapmıyorum. Hepsini sıra boyunca ters olarak örüyorum ve tekrar ikinci modelimi uygulayarak devam ediyorum. Örgümün ön yüzündeyim. İlk başlangıçtaki işlemleri burada tekrarlıyoruz. İkinci modelin kurulumunu da göstermek istiyorum. Kenar ilmeğini aldım. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 ilmek düz örüyorum. 9. ve 10. ilmeği tersten gelerek kesiyorum. Kesme işleminden sonra bir tane ilmek artırıyorum. İkinci modele geçtim. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 ilmek ördüm. 9. ve 10. ilmeği tersten girerek kesiyorum. Kesme işleminden sonra bir tane ilmek artırarak sayıyı dengeliyorum. Böylece ikinci modelimi de kurmaya başlamış oluyorum. 3,5 numara şişle ben bu şekilde küçük bir parça çalıştım. Dediğim gibi hem bayan örgülerinde hem erkek örgülerinde çok rahatlıkla kullanabilirsiniz. Yelekler, hırkalar, ceketler yapabilirsiniz. Burası da arka tarafım. Yapmayı düşünen herkese kolay gelsin.